Beyin kapasitemizi, beynimizi daha çok nasıl kullanıyoruz hocam? %10 mu kullanıyoruz, %8 mi, %100 kullansak ne olur, kullanmasak ne olur, nasıl kullanırız? Mesela şöyle söyleyeyim, beyin kapasitesini arttırmak evet takıntıya benziyor. Bana gelen soruların hemen hemen hepsi bu. Şimdi beyni bir organ olarak alırsak, aynı soruyu mide için soralım. Ah, kapasitesi artsa ne güzel olur hocam. Ha, mesela midemin kapasitesini ben nasıl arttırabilirim? Çok basit, tepeceksin yemeği, günde 6 öğün yiyeceksin. Valla böyle hamur mamur içinde böyle balyoz gibi oturacak bir sürü şey ye. Bir süre sonra mide genişliyor. Sonucu ne? Arıza. Böbreğini genişlet, büyüt, fazla çalıştır. Sonra ne olur? Böbrek patlar. Şimdi her şeyin bir optimal çalışma sistemi var. Şu anda beyin böyle çalışıyorsa bunun bir sebebi var. Beyne ne girerse o çıkar. Sistem bu kadar basittir. Güzel şeylerle beslersen güzel şeyler çıkar. Kötü şeylerle beslersen kötü şeyler çıkar. Durup dururken bir şeyin kapasitesini arttırmak eğer gideceğiniz bir yer, bir hedef, bir yol varsa, yani varacağınız bir nokta varsa orada önemli. Yoksa niye kapasitesini arttırayım? Yani ben ne yapacağım bu beyinle? Var mı bir hayalimiz? Efendim bir hani beyin kapasitem şu kadar olsaydı ben şunu yapardım gibi bir şeyimiz var mı? O hayal olduğu zaman zaten göreceksiniz beyin kapasitesi kendinden artacak. Sistem böyle. Hayal ettiğin zaman coşuyor. Mesela oturup duruyorsun böyle. Hiçbir şey yapmıyorsun. Çoğumuz böyleyiz. Ben etrafımda görüyorum. Üniversite öğrencilerinde bu çok var bu ara. Diyorlar ki böyle daha çok nasıl çalıştı? Yavrum böyle oturarak çalıştıramazsın. Kalkacaksın, gideceksin, gezeceksin, yapmadığın bir şey yapacaksın. Hayatı deneyimleyeceksin yani, anlatabiliyor muyum? Öyle oturduğun yerde kendini sürekli kapasite arttırmak zorunda hisseden bir canlı olmak kendini bilgisayar görme yanılgısından kaynaklanan bir şey. Biz öyle yazılım yüklenince upgrade olan bir şey değiliz. Biz deneyimle yaşayan canlıyız. Dolayısıyla sakin olalım. Hepinizin beyin kapasitesi süper. Her şey yeter. Dünyayı değiştirebilirsiniz. Vallahi yani bunda hiçbir beis yok. Ama ne olur? Yani artık şunu nasıl yapacağımızı bana falan sormayı bırakalım. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani kendi ilacı olsa kendi başına sürer. Çıkalım bir şeyler deneyelim yani. Yapmadığımız bir şeyler yapalım. Bak o zaman kapasite nasıl artıyor? Hiç olmadı. Aşık olun arkadaşlar. Acayip beyin açar. Müthiş olursunuz. Beyin açar mı aşık olmak? Tabii. Bence kapatır. Evet, benim oldu arkada. Birkaç sene beynim örtülü yaşadığımı biliyorum yani. Nasıl şu anda aşık değil misin? Aaa!